Merhabalar herkese. Ben Özge Topçu. Şu anda Lizbon'da yaşıyorum, Portekiz'de yaşıyorum. Yaklaşık 4 yıldır. Bileşik Sanatlar okudum Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde. Daha sonra, hatta ondan önce benim Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmenliği de lisansım var. Daha sonra Almanya'da Image Space, Object Glass bölümünde yüksek lisans yaptım. Burg-Ebenstein Üniversitesi'nde. Ve şimdi 4 senedir Lizbon'dayım. Çalışmalarım genellikle enstalasyon, heykel. Ve bu aslında heykele yaklaşımım başından beri dijitalle etkileşim içerisindeydi. Fakat kullandığım medya her zaman dijital değildi. Daha çok dijital medyayı ben kendi skeçlerim için kullanıyordum. Ve daha sonra bunları 3 boyutlu hale getirmek için ekstra bir süreç içerisine giriyordum. Fakat son yıllarda dijital, özellikle de Covid ve lockdownların oluşmasıyla daha çok bu dijital medyayı ana yol olarak kullandığım projeler gerçekleştirdim. Birazcık hibrit olduklarını söyleyebilirim enstalasyonlarımın. Son enstalasyonlar hibrit ve şu şekilde dijital medya için yapılmış, dijital medya içerisinde izlenebilen virtual reality, augmented reality, virtual reality içerisinde sanal gerçeklik gözlüğüyle heykel üretimi yapmaya başladım. Onun dışında yeni deneyimleme ve etkileşim bakımı açısından da augmented reality gibi artırılmış gerçeklik yöntemleri kullanmaya başladım. Daha çok yerleştirmeye kütlesel olarak bakıyorum ve mekanların psikojeografik belleği ve biz bu aslında bu mekanlara bakarken yine bir aslında bilimsel bir gözle bakarken bir taraftan bunu sosyolojiyle sosyolojik çıkarımlar üzerinden birleştiriyorum ve aslında hani bütün motivasyonum sosyolojik bir mevzu olmasına rağmen bunu gösteren şey aradaki medya dijital veya bilimsel herhangi veya geometrik veya matematiksel bir konu olabiliyor. Birazdan örnekler üzerinden bunu muhtemelen daha net anlatabilirim. Belki bunu karşınıza çıkmış olabilir. Özellikle Covid zamanında sergiyi gezme fırsatımız olmadan önce dijital olarak sergileri deneyimlerken kusura bakmayın yarısı İngilizce olacak söylediğim kelimelerin. Bu Skylight projesi bir yerleştirmeyi direkt dijital bir medya içerisinde yani bir internet sitesinden deneyimlenebilecek bir sergi ve enstalasyon, bir site spesifik enstalasyon gerçekleştirmiştim bu Skylight'la. Skylight aslında bir heykel projesiydi fakat heykel projesinin temeli geometrik bir forma dayanıyordu ve bu form aslında bilgisayarı kullanamadığım için birazcık şu anda oldum. Bilgisayara yabancılaştım. Evet, bu şekilde artık ilerleyeceğim. Bir de şöyle deneyeyim. View. Tamam. Şimdi daha iyi olacak. Evet, mesela bu Skylight projesinde görebileceğiniz bir şey var. Hatta bu bir hamam içerisinde gerçekleştirdi. Bu yakında da gezip görebileceğiniz Kılıç Ali Paşa Hamamı içerisinde gerçekleşti. Bu imajda gördüğünüz aslında form 4 boyutlu bir küp. Küpün formu. Bunu hamam içerisinde gerçekleştirmemin sebebi bu hamamın kendi mimari özelliğinden kaynaklanan bir etkileşim yaratması için gerçekleşti. Çünkü bu mimari özellik Selçuklu'da çok görülen geometrinin temel alındığı ve çok yüzlülerin ve bunların projeksiyonunu zaten düşünmüş olarak ortaya çıkan formlarla yaratılan mimari üzerinden bir alan yaratılıyor. Mesela yani şöyle örnek vereyim. Bu gördüğünüz hamamda yukarıda bir şey var, dom var ve bu dom yani ne diyoruz kubbe. Kubbede sırasıyla yerleştirilmiş yıldızları görebiliyorsunuz. Aslında bu normalde astronomide planetaryumlarda gözlemlediğimiz ve deneyimlediğimiz bir mekan. Yani bunda aslında sanki bir astronomi dersi veya
amfisindeymiş veya bir astronomi dersinde alıyormuş gibi aslında bir mekanın içerisine giriyorsunuz ve bu mekan hamam. Ve bu Selçuklu mimarisinde çok görülen bir şey. Orta Asya mimarisinde, Orta Doğu'da aynı şekilde. Fakat en çok Özbekistan gibi, tabii ki de hani İran gibi ülkelerde hem Orta Asya'da hem Orta Doğu'da mimarisinde yine Orta Çağ'dan da gelen bilginin Yunan uygarlığının yıkılmasından sonra Arap Yarımadası'na geçmesiyle birlikte ve Orta Doğu'dan ödünç alınması ile birlikte, işte bildiğiniz bu İskender kitaplığı, onun yıkılması, kütüphanesinin yakılması ve oradaki bilginin doğuya ilerlemesi ile birlikte, bu aslında doğu kültürünün eline geçen bilim ve aydınlanma sürecinden ilham alınan bir form. Bu aslında 8 köşeli yıldız olarak şu anda çok da her yerde karşımıza çıkan, işte Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden işte bir lokumcu amblemine kadar her yerde karşımıza çıkan bu 8 köşeli yıldız aslında matematiksel olarak 1940'larda matematiksel olarak ispatlanmış 4 boyutlu uzayların bir kübün, 4 boyutlu bir kübün projeksiyonu. Ve bunu tarihte 2000 yıl önce görmek çok ilginç geldi. Ben bu şeye bir tesadüfle karşılaştım. Çünkü ben bir projeksiyonlarla ilgili çalışıyordum. Projeksiyon derken sadece gördüğünüz projektör projeksiyonu değil, matematiksel projeksiyonlar. Yani iki boyutlu, üç boyutlu objelerin iki boyutlu düzlem üzerinde ortaya çıkardığı şekiller ve bunların geri nasıl çevrilebileceği. Hatta şu anda AI aslında bayağı bir gelişme sağladı ve benim de bununla birlikte yola çıktığım birkaç projem vardı. Fakat ben yetişemeden, yani zaten bunu otomatik olarak artık yapıyor. Enteresan bir şekilde bu süreçte de ben heykelden dijitale geçerken kendi zihnimin ve sanatsal pratiğimin çalışma biçimini birazcık bu mekanik de demeyeyim fakat daha böyle mantıksal, logical, artificial intelligence'ın çalışma yöntemine benzettim. Birazdan örneklerle de size göstereceğim. Belki ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Bu artificial intelligence ve Özge Topçu art practice birbirine bu kadar enteresan bir şekilde çakışınca ben de bunları kendi sanat pratiğimde de birbirine harmanlamaya, kendi pratiğimin ve heykelimin içerisinde yeni bir gerçeklik alanı açmak üzere geliştirdiğim çalışmalardan size bahsedeceğim. Bu gördüğünüz form ve bu mekan içerisinde gerçekleşen bu yerleştirme aslında tamamen bir web sitesi deneyimi. Buradan izleyebileceğimiz şekilde birazdan göstereceğim. Bu web sitesini aynı şekilde virtual reality, VR headset ile birlikte de deneyimleyebiliyorsunuz. Bir mekanın içerisinde gezerken havamı bir şekilde benim pratiğimde enstalasyon sanatının klasik amaçlarından bir tanesi olan mekanı öne çıkarma fikri de önünde var. Mesela bu yerleştirme ile birlikte aslında birçok kişi Kılıç Halip Paşa hamamını gezmemiş olmasına rağmen telefonda LinkedIn deneyimleyerek bir bilmedikleri aslında çok yollarının üstünde olan ve çok değerli, çok da önemli bir mimari mekanı algılar hale geldiler. Algılayabilme fırsatı buldular. Aslında buradaki form da bu şeyden çok, kendi amacından çok birazcık bu mekanı ve bu mekanın geometrisi ve bu belleğin, bu mirasın temelleri ve bu bilginin nereden, kaynağının nereden gelmiş olabileceği konusunda da insanları sorgulamaya iten bir çalışma. Bu yüzden önemli benim için. Bu gördüğünüz gibi hani bir yapay dijital bir işlem olması, iş olmasına, yapıt olmasına rağmen bu formun kendisi de aynı zamanda yine bir dijital ortamın içerisinde üretilmesine rağmen bir de bende şöyle bir durum var. Pratiğimde dijital üretim yaparken bunu bilgisayarın karşısına oturup yapmıyorum. Çünkü fiziksel enstalasyon sanatçısı olduğum için fiziksel bir hareketten aslında bir fiziksel bir dinamizmden ilham alınan bir şekilde mekandan şey yaptığım için, mekandan beslendiğim için
yine virtual reality'nin içerisinde kontrolörlerle, bayağı işte kumandalarla bir heykel tool gibi iki kontrolörle birlikte ürettiğim objeler, formlar, renkler ve mekanın içerisinde kendi yine ellerimle, yine arada kumandalar olmasına rağmen kendi ellerimle ürettiğim objeler var benim. Ve bu birazcık onlara örnek. Neden? Mesela çünkü bu işi yaparken tabii ki de bu mekanı, dijital mekanı önce aktarıp sonra içerisinde üretiyorum. Yani benim aslında pratiğimin bir şekilde imitasyonunu gerçekleştirmiş oluyorum dijital ortamda. Bu beni heyecanlandıran bir şey. Çünkü öteki türlü sadece bilgisayar karşısında oturup üretim yapmak bana aynı ilhamı vermiyor. Mekanı gezerken görebileceğimiz çeşitli açılardan şeyler var. Tabii ki de teknoloji gelişti ve bu sitenin aslında başka bir linki var şu anda ve orada bu video şeklinde gerçek oynuyor. Yani daha hareketli bir şekilde izleyebiliyoruz. Forma birazcık daha yaklaştığımızda dediğim gibi bunun yeni hali var. Bu formla kendimiz de etkileşime girebiliyoruz mekan içerisinde. Burada distorted hali var formun. Fakat hani birazcık daha böyle benim çalışmalarımda yine dediğim gibi kendi önceki bilimsel ve matematiksel background'undan kaynaklanan öğreticilik de söz konusu. Ve bu öğreticiliği didaktizmden ziyade kendi kendini ortaya koyan bir imgeleme biçimine dönüştürerek oluşturmaya çalışıyorum. Bunu yaparken, bu çalışmayı yaptığımda bu benim ilk dijital olarak sunduğum işlerden biri olduğu için, bir de tesadüf eseri bu NFT mevzusu ve Web3 gerçekliği, Web3 gibi gerçeklik oluşturmaya başladığı süreç içerisinde yaptığım bir iş olduğu için bunu bir de NFT'ye dönüştürmüştüm. Ve bu NFT'ye dönüştürürken bu objenin döner halini ve işte yerdeki projeksiyonun aynı şekilde döner halini mekanın içerisinde süre zamanı da birbirini işin içine katarak gündüzden akşama, akşamdan gündüze giden bir döngü içerisinde gerçekleştirdim. Burada aslında bu işin sesi var. Bu yapıtın sesi de bir şu an evet yine çıkmadı. Yapıtın sesi de aslında 8 köşeli yıldızın temelinden ve mimariden kaynaklanan yine ilham alınan özelliklerle birlikte oktagonal ton, oktatonik bir şekilde üretildi. Bu işin linkinden belki benim web sitemden tekrar müziğiyle birlikte dinleyebilirsiniz. Evet. NFT'den bir görsel. Bu işi gerçekleştirmeden önce dijital çalışmaları dijital çalışmaları sonuç olarak değil, sadece sketch olarak kullandığım döneme örnek olarak bir sergim var. Flat Earth W Axis diye 2019 yılında Pilot Galeri'de gerçekleştirdiğim. Az önce bahsettiğim gibi burada mesela gerçekten 3 boyutlu medyayı sketch olarak kullanıyorum ve bunu fiziksel olarak elde etme yöntemleri kullanıyorum. Burada enteresan bir şey var. Burada hani 3D print o kadar gelişmemiş olduğu bir yılda hala 2019 olmasına rağmen buradaki heykelleri dijitalde üretmeme rağmen fiziksel aktarırken teknolojiden çok faydalanamadık ve bildiğiniz deneme yanılma yöntemiyle üretilen heykelleri birazdan size göstereceğim. Mesela burada yine az önce bahsettiğim 4 boyutlu küp ve bunun projeksiyonundan yola çıkarak oluşturduğum bir sergiydi. Aslında burada projeksiyon mevzusu birazcık temsili, representational olarak kullanılmıştı. Çünkü bu serginin bana ilham veren asıl meselesi yine post-truth dönemini aymaya başladığım yıllarda sergiyi geliştirirken insanların dünyanın düz olduğuna inanmaya yeniden inanmaya başladıklarını gördüm. Bu 2016 yılı olması gerekiyor ve bu bana acayip bir korku uyandırdı. Çünkü burada gerçekten hani normalde tarihte bildiğimiz uygarlık tarihi okuduğumuzda ileriye giden bir ivme olur ve teknolojik gelişmeler, imkanlar ve insanlara yaygınlığı arttıkça ileriye doğru bir ivme görürüz. Daha
daha gelişmişe doğru ve daha kompleks düşünce biçimlerine doğru bir gelişme görürüz. Fakat bizde tam tersi, yani şu dönemimizde tam tersi olduğuna dair bir sürü örnek vardı. Bunlardan bir tanesi de dünyanın düz olduğuna inanmak. Hatta o yıllarda klasik olarak kullanılan başka bir örnek de aşı karşıtlığıydı. Aşı karşıtlığının arkasından hemen gelen Covid'le zaten görmüş olduk. Ve bu gerçekten hani bilim dışı şeylere inanma ve çünkü normalde tarihte uygarlık tarihini incelediğimizde bilim dışı şeylere inanma, gözüm görmüyorsa inanmıyorum veya işte ben algılarımın varlığıyla ancak gerçeğe inanırım türünden veya sadece internette gördüğüm veya benim grubumun inandığı gerçekleri doğru kabul ederim gibi bilginin yani bayağı aslında epistemolojik bir çıkmaza girdiğimizi gördüm. Ve burada gerçekten hani gerçeğin tanımının değiştiğini, değişmesinden ziyade inanılma biçiminin değiştiğini, inançların, gerçeklerin, doğruların hepsinin birbirinin içine girdiğini ve karmaşıklaştığını derken complexity anlamında söylemiyorum aslında tam tersine. İnsanların daha yüzeyselleşip bu doğruları birbirinin iç içe geçirdiğini görmeye başladık. Ve bu şeyde bu dönemi incelerken, post-truth'u incelerken bu inanç mevzusunun ve perspektif yani herkesin kendi düşüncesinin ne kadar farklı birbirinden farklı olabileceği ve bu düz dünyaya inananların aslında dünyanın düz olduğunu anlatmaya çalışırken bir taraftan bu yüzeysel eğilimi dört boyutlu matematiksel veya fiziksel bir gerçeklikte incelediğimizde aslında dünyanın bir şekilde düz olduğunu savunabileceğimiz veya bir şekilde bunu bu şekilde görülebileceğini de anlatmaya çalışıyordum. O yüzden boyutlar arasında oynarken hem doğrunun hem gerçeğin birazcık relatif olmasıyla ve bunların çok geçişken olmasına dikkat çekmek amacıyla geometrik boyutlar arasında geçişler oluşturabilecek heykeller ve enstalasyonlar yarattım. Yani bu yerde gördüğünüz mesela geometrik motiflerden oluşan ornamental bir aslında parke dizaynı gibi bir şey olmuş oluyor. Parke diyoruz tabii. Tessellation. Ve bu sadece ahşap parçalarından oluşmasına rağmen yukarıdan bakıldığımızda hatta bir de tekrar gözlerimizi kısıp baktığımızda bir optik illüzyonla birlikte zemindeki iki boyutlu objelerin üç boyutlu olarak görüldüğünü fark ediyoruz. Bu aslında tamamen bir optik illüzyon ama bu bizim hani yine zihnimizin limitliliğine de algılarımızın limitliliğine dikkat çeken bir yaklaşım olmuştu. Bu zemindeki iki boyutlu tessellation aslında iki boyutlu olmasına rağmen yerdeki gölge matematiksel olarak üç boyutlu. Bu neden böyle diyorsanız? Bu gördüğümüz heykel, ahşap heykel aslında dört boyutlu küpün temsili olduğu için onun projeksiyonu üç boyutlu. Yani bu bizim yine algılarımızda gerçek olmamasına rağmen matematiksel bir gerçek. Bir de hani tamamen paradoksal bir durum. Hem bizim algılarımıza hem bilimsel gelişmelere hem teknolojinin gelişmelerine karşı böyle bir birazcık bir şeyleri distort eden yapıtlar hayal etmiştim. Bu şunun neden dört boyutlu olduğuna gelecek olursak aslında bu gerçekte biz dört boyutluyu algılayamıyoruz. Dört boyutlu formları algılarımız yok. Fakat burada matematiksel olarak yine demonstrasyon yapılarak iki tane iç içe küp görüyorsunuz. Ve bunları birleştiren de başka bir aks var. Aslında burada normalde matematiksel bir küpün içerisinde 3 tane aks vardır. X, Y ve Z olarak. Dördüncü boyutta da bunun içine W aksı girer, ekseni. Ve bu diğerinde de daha net anlaşılabilir belki bir örnek onun üzerinden gösterebilirim. Bu o yüzden de 4 boyutlu kübün projeksiyonu demek yani bir perspektif, bir boyutun indirgenmesi, iz düşüm ile bu üç boyuta düşüyor. Ve bu yerde iki boyutlu bir gölge olmasına rağmen matematiksel olarak üç boyutlu. Ve bu üç boyutlu gözüken bir obje olmasına rağmen yine matematiksel olarak dört boyutlu.
bir form. Buradan farklı açıdan yine görebiliyoruz. Buradaki formda yine bir hiperküp. Fakat simetri biçimi farklı ve projeksiyon metodu farklı. Yine bu motif burada da distorted gözükmesine rağmen 8 köşeli Selçuklu yıldızı formunu veren bir form ve bu işte tarihte bu bilginin sanki 2000 yıl önce bu 4 boyutlu matematik bilgisinin varoluşu gibi bir varmış ve unutulmuş ama bir taraftan da dünyanın tekrardan düz olduğuna inanılmaya başlanmış. Yani gerçeklikler sürekli ve bilim yükseliyor fakat bir süre sonra insanlar bu gerçekliklere inanmamaya başlıyor. Yani inanmayı reddediyor. Bir şekilde bir direnç var ve çok ilkel noktalara ulaşmak çok çok basit hale geliyor. Yine Flat Earth işinin başka bir reprezentasyonu var. Aslında burada bir Flat Earth'çilerin inandığı disk biçimli dünyanın imajı var. Yani resim olarak çalıştım bayağı elle, sulu boya ve akvarel tekniği kullanarak yaptığım bir resim. Fakat buna başka bir açıdan baktığımızda yine anamorfoz olarak aslında bu adlandırılan da bir yöntem. Fakat ben bu anamorfozun ne olduğunu biliyorduk. Tabii elçiler şeyinden hatırlarsınız belki Holbein'in meşhur elçiler tablosundan çarpıtılmış bir kafatası imajı vardır. Orada kullanılan bir yöntem aslında anamorfoz. Fakat ben bu anamorfozu kendim yine gerçekliği sorgulatmak açısından dünya düz mü yuvarlak mı temel sorusu, bitmeyen soru işte bin yıllardır sürekli antik Yunan'ın dünyanın yuvarlak olmasını bilmesine rağmen ardından yine unutulması, sonra tekrar coğrafi keşiflerle yine keşfedilmesi, ondan önceki astronomik çalışmalarla tabii ki Galileo vesaire, Kopernik vesaire fakat yani bu sürekli bilginin doğudan batıya, cahiliyetten aydınlığa çıkması ve coğrafyalar ve dönemler içerisinde bir cycle'a dönüşmüş bir biçimde sürekli değişmiş, zaten değişiyor olduğunu bu sergiyi hazırlarken kendim de öğrenmiş ve daha iyi fark etmiş oldum. Burada da tabii ki de ben düz dünyayı savunma gibi şeyim yok. Fakat sadece burada doğruluğu savunurken yani birkaç defa düşünme motivasyonunu insanlara vermek istediğim için gerçekleştirdiğim bir çalışma. Çünkü burada yine bir anamorfozla yine dünyayı yuvarlak haliyle görebiliyoruz. Burada bu işi gerçekleştirirken Lizbon'da yaşıyordum ve Lizbon'a yeni taşınmıştım ve enteresandır çünkü benim çalışmalarım genelde böyle daha mekanla iletişimde fakat aynı zamanda insan ve izleyiciyle de etkileşimde işler yapıyordum. Fakat Lizbon'a yeni taşındığımda yeni bir ülkeye gitmenin etkisiyle birlikte daha izolasyon süreci Covid başlamadan benim için başlamıştı ve insanlar izole olduklarında da soyut mevzulara daha çok yöneldiklerini kendi kendime deneyimlemiş oldum. Çünkü yeterli etkileşim olmadığı zaman zihnin soyut kısmı, yani zihin çalışıyorsa bunu daha soyut biçimde bir şekilde yaratıma dönüştürmeye çalışıyordu ve ben gerçekten hani daha kendimi geometrik formlar ve matematikle daha ilgili hale geldiğimi gördüm. Ve enteresan bir şekilde Portekiz'in çok tipik bir mimari özelliği var. Fasatlarında tile'lar var ve bu tile'lar yani karolar, seramik karolar üzerinde motifler var. Bu gördüğünüz o aslında şey motif de bir astrolab motifi. O astrolab motifi aynı zamanda Portekiz'in bayrağında da olan bir motif. Ve bu astrolab aslında yine Endülüslerin İber Yarımadası'na gitmesiyle yani Portekiz'e göç etmesiyle Arap kültüründen getirdi, Arap teknolojisinden getirdikleri bir obje. Bu obje bilimsel bir obje ve bu projeksiyon sağlıyor. Yani siz bu objeyi kullandığınızda sfer yani bir küre formunun üzerinden bir plane düzlem üzerine objelerin yönlerini tayin edip bir harita oluşturabiliyorsunuz ve bu harita düz bir harita oluyor, iki boyutlu.
Ve bu Astrolab dediğim gibi aynı şekilde yine coğrafi keşiflerin başlamasına sağlayan, yani dünyanın düz olmadığının ispatının öncülü olan bir obje. O yüzden bu tesadüf benim çok ilgimi çekmişti. Aynı zamanda dediğim gibi bu binaların yüzeylerinde olan bir seramiğin formu veya sarayların iç mekanlarında bir Portekiz kralının da hatta arması Manuel, 4. Manuel olması lazım. Ve bu hani bu şey seyahat bana hani ben de genelde bir taraftan bir de pratiğimde önemli olan şey yeni sıfırdan bir şey üretmekten ziyade zaten var olan ve çok normalleşen objeler ve imajların revealing'i yani tekrar açığa çıkması motivasyonuyla da normal şeyleri ele alıp onların aslında çok ilginç şeyler olduklarını hissetme motivasyonuyla ürettiğim işlerden bir tanesi. Bu yanda gördüğünüz yine 8 köşeli yıldız motifinin seramik karolarından yapılmış bir yapıt. Bu aynı şekilde dediğim gibi Arap Yarımadası'ndan yine astronominin o dönemki orta çağda doğuda gelişmesinden kaynaklanan bir ornamental motif aslında. Türkiye'de olduğu gibi Portekiz'de de var ve Marrakeş'te de var. Aslında Muğur denilen bir motif. Evet, daha sonra önceki işlerimden, bundan önce başka birkaç işten bahsedeceğim. Buraya gelmeden. Bu Peninsulyan, Yarımadalı dediğim bir adındaki yapıtım. Normalde benim işte enstalasyon pratiğimi birazcık daha iyi anlamak isteyen ya da başından nasıl bir yerden geliştiğini anlamak isterseniz gerçekten bir şey üretirken dediğim gibi sıfırdan üretmekten ziyade zaten yeni bir görsel varlık üretmekten ziyade zaten olan görsel varlıkları yeni örüntülerle, yeni anlamlarla farklı bir şekilde heykel üzerinde birleştirmeyi amaçlıyorum. Dijital yapıtlarda bile aslında yaptığım şey zaten olan imajlar üzerinden. Ve burada aslında şu anki mantığımızla baktığımızda bayağı augmented reality olarak algılanabilecek bir işi ben heykel üzerinden 2017'de yapmaya çalışmışım gibi bir şey oluyor. Ve bu sadece ama görsel olarak augmented reality olan bir şey de değil. Mesela bu gördüğünüz yapıt ahşap objelerden üretilmiş bir şey. Ahşap küçük objelerden üretilmiş ve yapıtın şu objelerden birkaç örnek. Yapıtın tarihi yarımadanın devamı olarak bir mekan içerisinde bir heykele dönüşmesi şeklinde bahsedebileceğimiz bir heykel. Enstalasyon diye kullanıyorum anlaşılması kolay olması için ama bana kalırsa bu bir heykel. Bu şeyde gördüğünüz, okla gösterdiğim bu kısım tarihi yarımada. Yani burada Eminönü var ve Tahtakale var. Aslında bu Tahtakale'nin devamı, Tahtakale'den obje alınmış, seçilmiş ve Tahtakale'deki objelerin, Tahtakale'de çalışan esnaf ama daha çok böyle craft people yani eliyle bir şey üreten ve o Tahtakale'nin tamamen özelliğini veren craftmenlerin, zanaatkarların ürettiği objeler var. Aslında burada tabii ki de temelde bu işin mantığı ve yapılma sebebi tam Galata'daki dönüşüm. Aşağıda Galata Port var. Hatta oradaki vinçleri buradan görebiliyorsunuz. Bu Fındıklı'da bir binanın içerisinde yapılmıştı. Bu aynı zamanda hani şöyle bir tehlikeyi de içerisinde barındırıyor. İşte Tahtakale'nin işte bundan 5 yıl sonra nasıl bir halde olacağını bilmiyoruz. Ve zaten ben bu objeleri toplarken Tahtakale'ye gittiğimde oradaki zanaatkarların en büyük şikayetleri biz buraya kira ödeyemiyoruz. İstanbul'un dışında büyük atölyelerimizi zaten İstanbul'un dışına taşıdık. Esenler civarına taşıdık. Burada küçük dükkanlarımızı bıraktık. İşte tek tük tornacılar var. Kiminin böyle birazcık daha büyük tezgahları olan kişiler de var. Fakat hani asıl üretim yerlerini zaten çok daha uzaklara taşımışlar ve
bir süre sonra bunun devamı, onların varlığının emin değiliz. Yani o varlık orada devam edip varlıklarına devam ettirebilecekler mi? O Tahtakale'yi Tahtakale yapan özellik hala kalacak mı derken Tahtakale'ye bakarken Tahtakale'den objeler toplamaya başladım ve aslında bu yarımadayı yarımada yapan görsel olarak da kişilerin yapıtlarını daha böyle micro scale ölçülerde makro scale binalara dönüştürerek bir temsiliyet oluşturmaya çalıştım. Ve burada gerçekten de hani şey kullanılan yöntem bunu birazcık böyle şeyde incelediğinizde nörolojik veya daha doğrusu hem epistemolojik de diyebiliriz. Pareidolia denen bir kognitif bilimlere incelediğimizde pareidolia denen bir şeye tekabül ediyor. Çünkü bir şeyi başka bir şey olarak görmek. Aslında bunu artificial intelligence şu anda sürekli yapıyor. Son çalışmalarımda birazcık bunlar üzerine çalışmaya başladım. Aslında burada bir şey var. Tırnak temizleme fırçası. Fakat burada bir bina gibi gözüküyor. Veya burada maşalar var ama maşalar da sanki bir modern bir yapının kulesi gibi duruyor. Burada yine İstanbul'un modern kısmından alınmış olabilecek potansiyel bina görünümlü hazır nesneler var. Bu heykelin bir kısmında bu daha geleneksel objelerle dolu. Web sitemde daha detaylı hali var. Mesela sağ taraf daha geleneksel şeyler var. Daha sonra bu proje bir yarışma sergisinde sergilendi. Mac Belfast denen bir yarışma yapıldı. O zaman İngiltere'nin en büyük ödül veren ikinci yarışmasıydı. Ama uluslararası sanatçılara yapılan açık çağrıyla katıldığım bir yarışma. Mac Belfast denen bir sergi alanında sergilendi. Ulster Bank tarafından sponsorlanan bir projeydi. Ve yani bu bayağı İstanbul'dan Belfast'a gitti bu şey. Ve orada aslında site spesifikliğinin arkasında başka bir daha heykelsi, daha dokumentary bir özellik de kazanmış oldu. Bu yine benim az önce bahsettiğim gibi hazır nesneler ve hazır nesnelerden oluşturduğum şehir görünümü gibi hani bir şey bir architectural maket görüyoruz aslında. Bayağı mimari bir makete bakıyor gibi yaptığım yerleştirmelerden bir tanesi. Çok enteresan bir şekilde şu anda baktığımda yıllardan sonra gerçekten hani hepsinin 3D model gibi gözüktüğünü görüyorum. Aslında benim buradaki motivasyonum şeydi. Fütüristik hazır nesneler ve hatta milyonculardan, Çin pazarlarından alınmış plastik objelerle oluşturduğum fütüristik bir mimariyle işte gerçek olmayan bir mimari ama potansiyel bir mimari proje örneğini vererek ironik bir şekilde bu kentsel dönüşüme yaklaşmaktı. Çünkü o zamanlar aslında daha çok eleştirdiğim bir şeydi. Şu anda birazcık daha farklı bir yerinden bakıyorum. Mesela bir potansiyel Zaha Hadid projesinin ironisi gibi bir yerleştirme bu. Yine hazır nesnelerden örnek görebilirsiniz. Bunlar yumurta tutacağı, vazo, kaplar var çeşitli. Yani başka ne var? Huni var. Yani ama bunlar bir araya geldiğinde aslında zihin bunu ilk etapta o şekilde okumadığı için herkes aslında bir mimari makete yaklaştığını düşünürken detaya indiğinde onların öyle olmadığını görüyoruz. Bütün işler az önceki işimde olan mevzu da buydu. Aslında birazcık hani yapıtlarında gerçekliğin sorgulanması var. Zaten sanat isminden suni denen bir şey, bir kelimeden aslında geliyor ve sanayi kelimesi de aynı şekilde. Yapay, artificial mevzusu zaten sanatın içerisinde veya kandırmak derken bu kötü niyetli olmayabilir ama bir en temel resim dersinden bile tahmin edebileceğiniz, hatırlayabileceğiniz gölgeleme, espas özellikleri ne düşündüğümüzde bütün bunların hepsi gerçekliği değiştirmek üzerine, gerçekliği değiştirme motivasyonundan kaynaklanan sanatsal öğelerle sanat tarihi aslında gelişiyor ve temsiliyeti inceleyen sanatı düşünecek olursanız özellikle. Ve bu öğelerde aslında hani sanat dediğim gibi hani suni yapay ve sanayi yine yapılan bir şey üzerinden gelişmiş ve hatta bunun içerisinde
illüzyonları da kullanmaktan sakınca görmemiş bir şeyin içerisinde ben de bunu birazcık daha öteye taşıma ihtiyacı duyuyordum. Ve bunu taşırken de kontür, çizim veya resim yerine hazır nesneyle yaklaşmayı, yani daha böyle dinamik hareket ederek hazır nesneyle oluşturduğum enstelasyonlar. Boşlukta salınan bir şehir maketi. Ya yani şu anda baktığınızda gerçekten yani aslında eğer olarak görülebilecek bir üç boyutlu çalışma olarak da düşünülebilir. Burada da yine aynı şekilde çok enteresan. Şu anda bu işlerin farklı şekilde benzerlerini yapmaya başladım. Burada da yine moderniteyi analiz ederken ve moderniteyi hem fütüristik olarak hem bir dönemin kapanmasının analizi olarak hem de fiziksel üretim, heykel motivasyonuyla üretilmiş işler olarak baktığımızda burada aslında modernist mimari örneklerini böyle ancient artefaklar olarak görüyoruz. Yani bayağı antik kalıntılar gibi. Mesela burada işte Azerbaycan'da Bakü'de yapılmış çok fütüristik bir binanın çatı modeli var. Ama burada bir de bunları hep bu binaların hepsini bir araya getirdiğimizde antik bir natürmort oluşturmuş gibi bir şey var. Bir atmosfer var yapıtta. Burada mesela aslında Guggenheim'ın vazoya benzeyen mimarisi vazoya da değil pardon saksıya benzeyen mimarisinden esinlenilmiş ve şeyden betondan yapılmış objelerden oluşturduğum bir yerleştirme. Daha sonra bu çalışmayı birazcık Portekiz'de de başka bir iterasyonun tekrarını oluşturduğumu söyleyebilirim. Çünkü çok güzel elimde malzemeler ve şey vardı, mekansal ilham vardı. Özellikle Lisbon'a giderseniz şehrin özelliği çok tepeli olması. İstanbul'da çok tepeli ama genelde böyle gözlem yerlerine gidip bir şeyleri incelemiyoruz çok. Ama o şehir öyle, o şekilde kurulmuş ve sürekli bir tepeden aşağıya bakıyorsunuz ve her şey kiremit çatılar, turuncu kiremit çatılar olarak gözüküyor. Ve aynı zamanda ülkeye özgü zanaat da var ve bu zanaatta seramik, özellikle terakota objeler Türkiye'de de var. Mesela Çanakkale tarafında zaten Çanakkale seramik bile düşünebilirsiniz. Yani o birazcık ona benzeyen bir şey ve her yerde seramik ustaları var. Ve bunlar tabii ki de kendi mimari özellikleri var. Hem Arap mimarisinden kaynaklanan fakat Katolik dini mimari, birazcık dini öğelerin de oluşturduğu sembollerden üretilen mimariyle birleşerek enteresan bir görsel örüntü oluşturdu benim için. Bu objelerin de çoğu aydınlatma objesi, işte yine şey var, horoz su içeceği var, ne bileyim küçük tabaklar var, fenerler var. Bu objelerden oluşturduğu ve yine Lisbon silüetinde yerleştirdiğim bir çalışma. Bu yapılırken deneme süresinden bir çalışma var. Burada Peninsula'nın bir tekrarı gibi düşünülebilir bu iş. Bundan önce yine benim şehir ve şehir etkileşimi, şehir silüeti ve insanların katılımı, yaklaşımı, projeye katkısı önemli olan işleri yaparken yaptığım projelerden bir tanesi. Bu da Londra'da yaptığım Art Night London projesinde gerçekleştirdiğim bir yerleştirme. Bu yerleştirme aslında bayağı dinamik bir yerleştirmeydi. Çünkü bu yapıtların hepsi workshoplar sonucunda oluşturuldu. Ve yine hazır nesne kullanılarak, market, pazar kasaları kullanılarak oluşturduğum bir büyük boyutlu bir enstelasyon. Ve bu şeyin sonunda yapıtların workshopla oluşturulması süreci sonunda bir de bunun sonunda şenlik kısmı vardı. Aslında bir şenlik mekanları oluşturmaya çalıştık. Bu şeyden oluşan yine antikideden ilham alınmış bir tapınak temsili küçük bir yapı. Yanında bir kule görüyorsunuz. Burada bir amfiteyatrodan esinlenen bir yine bir yerleştirme görüyorsunuz. Burada workshoplardan
katılımcıların denemeleri var. Yine arkada şehir silüetini görebiliyorsunuz. Sürekli bir yeni yapım hali var. Yeniden yapılan, yeni gentrifikasyon süresinde oluşan bir bölge içerisinde yapıldı. Battersea Area denen bir area. Ve işte burada gerçekten katılımcının kendi aktivitesi esastı. Ben buradaki objelerin bir kısmını önerdim fakat katılımcılar kendileri istedikleri şeyleri yaptılar. Mesela bu gördüğünüz ne diyorsanız buradaki conviviality, şenlik kısmından olan gelen bir görsel. Bu arkada gördüğünüz şu bina, okula gösterdiğim fütüristik binanın yerinde bölgeye ait çok önemli tarihi bir figürün eski bir evi varmış. Ve Saffron Jade denen İngiltere'de figürler bunlar, tarihi figürler. Kadınlara kadın haklarının alınması için öncülük eden anarşist kadın bireyler. Onlardan bir tanesi bu mahallede yaşayıp büyümüş fakat evi yıkılmış ve yerine Amerikan Embassy yapılmış ve buna kızgın bir grup yaşlı İrlandalı kadın vardı. Bunlardan bir tanesi hatta bu şeyi yapan. Bunlar bu projenin bir parçası olmak için bu Saffron Jade'lerden o tarihi figür olan kadının bir portresini yaptılar ve bu portresini kek olarak yaptılar ve o kek heykele bir pedestal, bir kaide ürettiler bu market kasalarından. Ve o kadının doğum günü haftası olduğu için bu keki kesip yiyerek bir kendi arkadaşlarını çağırarak projeye gerçekten hani amacına ulaşmasına katkı sağladılar ve tesadüf eseri gerçekten beni buldular. Benim çevreye astığım küçük ilanlardan öyle gerçekleştirdiğim yani heykelin neresi heykel, performansın neresi enstalasyon yani hepsinin aslında iç içe girdiği bir çalışmaydı bu. Agora projesi. Agora zaten gerçekten Antikide'de sonunda ismini elde etti. Antikide'nin fikriyle gerçekleşen bir çalışmaydı ve bu market kasaları da gerçekten pazar yerinde kullanılarak pazar konsepti üzerine, pazar konseptli sergi festivali üzerine gerçekleştirildi. Ve bunlar da yine geri dönüşüm, kentsel dönüşüm altında olan marketin yani pazarın son kalan kasalarıydı. Az önceki yapıtlarımı da düşünerek şu andaki son çalışmalarımdan birazcık hani ikisini daha iyi kafanızda da canlandırabilmeniz açısından son skeçlerimden birkaç örnek göstermek istiyorum. Evet, mesela bu az önceki yapıtlarımı sergiyi pilot galeride gösterdim dediğim sergi mekanı içerisinde, galeri mekanı içerisinde yapılan işleri Flat Earth W Axis'i düşündüğünüzde mesela bu da onun daha böyle dış mekanda gerçekleştirilmiş bir hali ve dijital olarak gerçekleştirilmiş bir hali. Obidos denen bir kasaba var yaşadığım yere yakın Lisbon'a. Lisbon'a yakın bir yer ve kilisenin içerisinde yerde böyle bir taş gördüm. Gördüğünüz gibi benim daha önceki sergide yerlere koyduğum motife çok benzeyen heksagonal altıgen bir motif ve taştan yapılmış bir motif. Çok ilginç bir tesadüf olmuştu çünkü ben daha sergiyi yaptıktan sonra bu kiliseye gittim. Yani bu kilise serginin ilhamı değil. O yüzden bana bir projeyle bir üniversiteye geldiğinde o sergiyi yapmak istedikleri mekana gittiğimizde bu kiliseydi. Yerdeki altıgeni gördüğümde çok şaşırdım çünkü tam olarak onun üzerine çalışıyordum. Çok enteresan gelmişti. Fakat bu projenin aslı yine heykelsi bir şeyler olacaktı muhtemelen fakat Covid'den dolayı iptal oldu. Fakat daha sonra ben onu yine bu Covid döneminde augmented reality işlerine dönüştürerek farklı bir şekilde deneyimlenebilecek hale getirmek istedim. Örneğin, hatta birazcık bunu mekanın içerisinde incelemek istersek de şurada görebiliriz belki diye düşünüyorum. Biz bu projeyi gerçekleştirirken yaptığımız birkaç çekimden, hatta kilisede çalışan kadından birkaç video var ama onları şu anda çok ilgili olduğunu düşünmüyorum. Fakat deneyim örneği olarak size bunları gösterebilirim. Yani augmented reality'yi kendi heykel pratiğimin içerisinde nasıl yerleştirdiğim açısından
bir örnek olması bakımından. Hangisi aldık? Yerdeki motifi uygulamanın içerisine gösterdiğinizde yerdeki motif benim aslında üç boyutlu heykelime dönüşüyor. Evet ve yine son eskizlerimden örnekler göstermekten bahsediyordum. Yine size aslında virtual reality'yi nasıl kullandığıma dair birkaç örnek göstermek istiyorum. Bunlar yine VR headsetle içerisinde ürettiğim, birkaç programla ürettiğim görseller. Mesela burada yine 4 boyutlu küp var. Fakat 4 boyutlu küpün farklı bir formunu, bu da ayrıca tekrar bir 4 boyutlu küp temsili. Küpün açılımında T şeklinde bir kağıt üzerinde gördüğünüz T şekilli bir şablon oluşur. T şekline bir aks daha koyduğumuzda aslında böyle bir şey çıkıyor ortaya. Form çıkıyor ve bunun motifi de yine aslında hani az önce benim daha önce başka bir şekilde gerçekleştirdiğim bir yerleştirmenin motifi gibi bir şey oluşuyor. Ve bunu enteresan, virtual reality'nin içerisinde gerçekten deneme yanılma yoluyla anında sonucunu alabildiğiniz ve fiziksel olarak deneyimleyebildiğiniz çalışmalar olduğu için benim için çok değerli, ilham verici şeyler. Çünkü gerçekten başka türlü bunu böyle deyince, yani bilgi olarak, matematiksel bilgi olarak bilmenin dışında deneyimleyebilmenin yolları çok fazla değil. Burada farklı bir açıyla. Burada ne var? Burada da işte farklı bir mekan, atmosfer içerisinde. Şurada tool'ları göstermek için bu görseli koydum. Burada tool'lar var, yani rengini değiştirebileceğiniz, işte formunu değiştirebileceğiniz, açısını, özelliğini, projeksiyonun biçimini, perspektifini, kamera lensini değiştirebileceğiniz bir sürü farklı şey var, tool var. Ve ben o mekanın içerisinde üretiyorum. Bu da bir warehouse. Özellikle bunu kullanıyorum çünkü kendi stüdyomda da o atmosferi sevdiğim için. Sonra bunu hatta birazcık daha da ileri gidip ve bir sonraki projeyle de birleştirmek açısından yine VR headset'i takıp şu hale getirmişliğim vardır. Gerçek taştan yola çıkarak. Bunlar Portekiz'de çok sık gördüğümüz kaldırım taşları. Yine enteresan bir şekilde benim için etkisi var. Şöyle, bu kaldırım taşlarına tessera deniyor. Ve bu gördüğünüz yine 4 boyutlu küp. Bu sadece örnek vermesi açısından söylüyorum. Bunun projeksiyonu bu motifin bir kısmına denk geliyor. Bu 4 boyutlu küpün de matematikte kullanılan adlarından bir tanesi tesseract. Çünkü tessera 4 demek ve bu yerdeki kireç taşından yapılan motiflerde de kullanılan şeylerin adı tessera. Yani bu bayağı gerçekten dediğim gibi VR headset'in içerisinde normalde nasıl hazır nesneyi kullanıp yerleştirme yapıyorsam VR headset'le de yine hazır nesneyi, dijitalleştirilmiş hazır nesneyi kullanıp çoğaltarak ürettiğim işlere örnek. Başka bir açıdan göstereyim. Yani bu şekilde biraz tasvir edebilmesi açısından çalışmalara. Şu anda geldiğim son çalışmalardan bir tanesinin bir örneğini göstereyim. Örneğin küçük bir parçasını belki. Bu da Artificial Intelligence'la yine aslında biraz geri giderek, pratiğimde geri giderek
oluşturduğum bir görsel. Son hali henüz gelmedi ama gelecek. Bu skeçlerden bir örnek. Burada yine benim yine hazır nesne kullanma biçiminden formları birbirine benzetip bir skyline şehir landscape'i yaratma motivasyonuyla birlikte yaptığım bir şey ve ben kendi pareidolyalarımı yani kendi mis interpretation'larımı AI'ya öğreterek onu kandırarak onun üretmesini sağladığım objeler. Yani ben nasıl bir şeyi kül tablasına kalenin kulesi olarak görebiliyorsam AI da artık o şekilde görüyor. Ve ben nasıl bir city tarif ediyorsam benim yanlış örüntülerimle ve yanlış yorumlamalarımla yanlış cityler oluşturuyor. Burada bir örnek var. Ve bu kognitif olarak kognitif bilimlere de hani bir şeyi algılama biçimi, hatta sanatı yorumlama biçimi, gerçekliği ilişkilendirme biçimi, bunların hepsini düşündüğümüzde temel hep bir benzer bir noktadan yola çıkıyorum aslında. Hani bir gerçekliği bize bir gerçeklik olarak algılatan unsurlar nelerdir ve bunları aslında bunların sınırlarını nasıl zorlayabiliriz? Burada yine bu şekilde daha antik bir şekilde hem fütüristik hem antik yine tarihi yapıtlarımda ilham aldığım şekilde anakronik bir biçimde kullanarak ürettiğim görsellerden örnekler diyebilirim. Bunların bir kısmını hatta birkaç parça daha ileriye birkaç aşama daha ileriye gidip daha sanat tarihsel biçimde incelenebilecek ve sanat yapıtlığını sorgulatabilecek formlara dönüştürdüğüm örnekler. Bütün bunların yanında çok küçük bir şekilde kısaca bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi şu anda bunlar bu çalışmalar üzerine yapay zekadan kaçamadım ve direkt içine daldım. O yüzden bunlar üzerinde çalıştığımı göstermek istedim. Çok küçük bir şekilde size Lizbon'daki stüdyodan da bahsetmek istiyorum. Çünkü Lizbon'daki stüdyomun büyük kısmını aslında bir art space'e, bir proje alanına dönüştürdüm. Aslında bu benim yine bir pratiğimin parçası gibi. Çünkü yerleştirmelerde insanların etkileşimlerinin yüksek olduğunu birazcık, amacımın ne olduğunu birazcık algılamışsınızdır diye umuyorum. Ve bu mekana girdiğimde enteresan yine matematiksel ve geometriksel olarak tabii ilhamla birlikte mekanın adına Hypercube koydum. Tabii ki de sürekli Hypercube'larla uğraştığım için olabilir ama fiziksel özelliği de burada çok net bir fotoğrafı olmamasına rağmen iki küpün iç içe olduğu bir stüdyo. Ortasında başka bir oda daha var tam ortasında. Ve burada bu mekanda diğer sanatçıların eksperimental bilimle ilişkisi olan ve dijital yapıtlar üreten sanatçıların ve özellikle disiplinler arası biçimde işlere yaklaşan sanatçıların işlerini gösteriyorum. Mesela bu görsellerin hepsi karışık burada şekilde gösteriyor. Buradaki sanatçı Portekizli bir sanatçı ve işte sabun şeklinde heykel yapıyor ve bunu bir bebek kunda beşiği formunda yapıyor ve aslında bu heykel performatif bir şey. Bunu gerçekten ellerini yıkayarak şekillenebileceği bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyor sanatçı ve aynı şekilde yere konulan minder biçimli çeşitli formların kendini hissettiği çeşitli formlardan oluşturduğu heykelleri var. Buradaki sergide gördüğünüz işlerin çoğu Covid zamanında mekanlar açık değilken veya sergi gezemediğimiz süreçte şeye stüdyonun dışarıdaki olan display alanına dünyadan işlerini gönderen sanatçıların yapıtlarını sergilemiştik önce stüdyonun kapısının yanındaki vitrinimde. Ve bu görselleri daha sonra mekanın içerisinde COVID lockdownları bittiğinde mekanın içerisine taşımaya karar verdik ve
Mesela burada da hatta Erdal'ın en son ayında o display kabinine bir ekran koymuştum ve birkaç dijital iş sergilemiştim. Burada Erdal İnci'nin bir işini sergilemiştik, o var. Yine Portekizli bir sanatçı var. Bu Alman bir sanatçının o display window'u tamamen representational bir, kavramsal bir sanatçının lightbox'a dönüştürdüğü bir yer çalışması. Mekanı bu şekilde dediğim gibi dünyadan farklı projeleri olan sanatçılara açık şekilde kullandığım bir mekan olarak da kullanıyorum. Şu anda aktif bir de bir sergi var. Bu sefer Portekizli bir sanatçının dijital işlerini sergilediği bir sergi var. Bu şekilde umarım anlatabilmişimdir. Yeterli bir şekilde.